İstanbul'a bırakalım Seda Selek. Burak Algan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanacağız. Bu hafta gözler meclisi olacak dedik. Hem meclis başkanlığı divanı oluşturulacak hem de ardından hükümetin kurulması için Başbakan Davutoğlu'na görevlendirme verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı tarafından 24 ekibinden Nagihan Akbulut meclisteki gelişmeleri AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın'la değerlendirecek. Nagihan söz sizde. Evet Seda Selek, meclis yoğun bir haftaya daha başlıyor. Seçimler yarın itibariyle bir ayı da geride bırakmış olacak. Meclis başkanı seçimi gerçekleştirildi. Şimdi başkanlık divanının oluşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde ise başkanlık divanının oluşumunun gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal. Zira yarın meclis başkanı başkanlık divanını toplayacak ve bir bağlamda partilere de divan için isimleri bildirmelerini isteyecek. Evet, biz bu gelişmeleri ve koalisyon olasılıklarını AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, hemen meclisten başlayalım. Başkanlık divanı tartışmaları çok hararetli bir şekilde devam ediyor. Dağılım konusunda özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin çekinceleri var. Ne diyorsunuz? Meclisten bir uzlaşma çıkar mı? Divan nasıl oluşur? Bu hafta oluşur mu? Evet, büyük bir ihtimalle bu hafta meclis başkanlık divanını oluştururuz. Malum iş tüzük gereği divan 15 kişiden teşekkül ediyor. Ancak idare amiri ve katip üyelerin sayıları danışma kurulu kararıyla artırılabiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde de oldu. Bütün gruplar arası bir mutabakat sağlandı ve 18'e çıkartılmıştı sayın. Ben bir sıkıntı olacağını açıkçası çok tahmin etmiyorum, ihtimal vermiyorum. Tabii gruplar arasında bir mutabakat olduğu takdirde bu anlamda meclisin yeni aritmetiğine uygun bir şekilde haklı ve adil bir şekilde oluşabilecek bir dağılım için bir herhalde sayıda uzlaşılır diye temenni ediyorum, düşünüyorum. 18 olması ihtimalinde nasıl bir dağılım gerçekleşecek? 18 olma ihtimalinde tabii partilerin milletvekili sayılarına göre dağılım oluyor. Bir defa meclis başkan vekilliğinde çok açık ve net şu anda her gruba bir üye düşüyor. 4 meclis başkan vekilimiz olacak. Her grubun bir başkan vekili olacak. İdare emir ve katip üyeler noktasında da yine üyelerin milletvekili sayısına göre çoğalıyor. Ve bu manada eğer 18 olursa zannediyorum, işte geçen dönemde öyleydi, 18'di zaten, 8 AK Parti oluyor. İşte CHP, MHP, HDP 4-3-3 gibi şeklinde gidiyor. Tabii bu noktada bir uzlaşı olursa olabilir. Bir eksik ya da bir fazla formüller üzerinde de çalışılabilir. Bütün bunlar danışma kurulu meclis başkanı toplantıya çağırdığında gruplar arasında oturulur, konuşulur, müzakere edilir. Ve bizim arzumuz, isteğimiz meclisteki üye sayısı oranında adil bir şekilde bu dağılımın olması. Ve ben bir kriz çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bütün parlamento seçimlerinin hemen arkasında, milletvekili seçimlerinin hemen arkasında bütün yapılan danışma kurulu toplantılarında bir şekilde bir mutabakata vardı. Hiç mutabakat olmasa da zaten 15 sayısı da var. Ya da grup önerisiyle bir grup getirebilir belki, eğer danışma kurulu sağlaması genel kurulda görüşür. Genel kurulun oylaması neticesinde bu zaten karara bağlanacak. Genel kurulun oyu dolayısıyla neyse o yönde bir aritmetik çıkar ortaya. Başkanlık divanı kurulması önemli, zira Sayın Cumhurbaşkanı divan kurulduktan sonra hükümet için görevlendirmeyi yapacağını ifade etti. Sayın Başbakan'ın da bildiğim kadarıyla Perşembe günü itibariyle bir yurt dışı gezisi var. Biraz da Perşembe'ye doğru yoğunlaşılmış gibi gözüküyor. Perşembe günü için divanın oluşumuna kesin gözüyle bakabilir miyiz? Muhtemeldir. Bir aksilik olmadığı takdirde herhalde Perşembe günü olabilir diye düşünüyorum. Bu hafta içerisinde Cuma'ya kadar büyük bir ihtimalle bir aksilik olmazsa, bir arızi durumu olmazsa başkanlık divanı oluşur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu oluşumdan sonra da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanımıza tekrardan görev tevdi neticesinde herhalde koalisyon arayışları da resmi anlamda başlamış olacaktır. Evet, koalisyon dediniz, belki de çok merak ediliyor. Evet, bir aylık süre geride kaldı seçimler sonrasında. Meclis başkanı seçildi, artık hükümetin kurulması için gözler bir bağlamda AK Parti'de. Koalisyon için kırmızı çizgileriniz var mı diyelim, çok soruldu ama bir kez daha soralım. AK Parti'nin olmazsa olmazları ne olacak? Bir defa kırmızı çizgi, yumruğu sıkma, kapıları kapatmak koalisyonun tabiatına aykırı, mantığına aykırı. Koalisyon bir uzlaşı arayışıdır. Yüce Milletimiz de 7 Haziran'da
bize bir uzlaşı çağrısında bulundu ve bu noktada mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması adına istikrarın devamı noktasında bir hükümet arayışında bulunun. Gidin hep birlikte bunu çözün dedi. Dolayısıyla hep beraber oturup konuşacağız ve bizim arzuladığımız tabii ki kırmızı çizgi değil ama Türkiye'nin ödün vermeyeceği, bizlerin de ödün vermeyeceği konu bu milletin âli menfaatleridir. Türkiye'nin çıkarına olacak, faydasına olacak hangi formülasyon olursa olsun o formülasyonda bir hükümetin kurulmasını biz arzu ederiz. Çünkü biz AK Parti olarak bugüne kadar hep sorumluluğumuzun gereğini yaptık. Milletimize vermiş olduğu mesajı çok net bir şekilde okuduk, algıladık ve buna doğru bir yol haritası çizdik. Millet bize gidin uzlaşın dedi. Meclis aritmetiğinde diğer siyasi partilerle oturun konuşun dedi. Ve biz de AK Parti olarak Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması adına tüm samimi gayretlerimizi ortaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Bakın bugüne kadar seçimden sonra yaklaşık bir ay geçti. Hep söylemlerimizde, eylemlerimizde, icraatlarımızda sorumlu bir tavır, sağduyulu bir tavır ortaya koymaya çalıştık. Aksi bir tavır eğer muhalefet gibi, CHP gibi, MHP gibi, HDP gibi bir tavrın içine koymuş olsaydık Türkiye'nin ekonomisi de, Türkiye'nin istikrarı da şu anda çok daha farklı olurdu. Dolayısıyla bu sorumluluk, evet birinci derecede gene AK Parti'de çünkü hala umut olarak AK Parti'yi görüyor. Hala Türkiye'nin birinci derecede umut bağladığı parti. Sadece bu milletin değil aslında. Hala tüm mazlum ve mağdur coğrafyanın, ezilenlerin yegane umudu aslında AK Parti. Ve bu manada AK Parti bu bilinçle, bu sorumlulukla hareket edecek. Bu umudun boşa çıkmaması, heba olmaması adına milletin bize yüklemiş olduğu bu mükellefiyetin farkında olarak sorumlu bir siyaset yapmaya devam edeceğiz. Samimi gayretimizi ortaya koyduk, ortaya koymaya devam edeceğiz. Ve bu manada da dediğim gibi diğer partilerin kırmızı çizgilerle yaklaşması, işte şartlı bir takım ön şartlarla, ön yargılarla hareket etmesi bir defa milletin vermiş olduğu sorumluluktan kaçmak anlamına gelir. Bu samimi bir niyet yaklaşımı değildir, samimi bir yaklaşım değildir. Masaya oturulur, konuşulur bütün siyasi partilerle ve o masanın çerçevesinde, etrafında tabii ki her siyasi partinin ödün vermeyeceği hususlar olabilir. Mesela biz en fazla tabii ki Türkiye'nin menfaatlerini düşünüyoruz. Partimizin çıkarları nasıl ki kendi kişisel çıkarlarımızın üzerinde düşünüyorsak, Türkiye'nin çıkarlarını da AK Parti'nin çıkarlarının üzerinde düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin karlı çıkabileceği, milletimizin menfaatine uygun olan formülasyon hangisi ise, hangi siyasi parti olursa, yani CHP ile kurulacak bir formülasyon mu Türkiye'nin çıkarları adına doğru bir tercih olur? MHP ile kurulacak bir koalisyon mu daha doğru tercih olur? Şimdi tabii bunları konuşmadan, oturup istişare etmeden, tartışmadan şimdiden kalkıp şu parti ya da bu parti demek çok doğru değil. Dediğim gibi yani henüz bu koalisyon arayışı resmi anlamda başlamamışken şimdiden birilerine kapıyı kapatmak, birilerini sonuna kadar açmak doğru değil. Bütün partilere şu anda eşit mesafedeyiz. Hangi siyasi partiyle oturup konuştuğumuzda Türkiye'nin âli menfaatleri eğer öncelikli olacaksa o noktada o siyasi partide de sorumlu bir yaklaşım, sağduyulu ve samimi bir yaklaşım görürsek emin olun CHP'de olabilir, MHP'de olabilir. Yeter ki Türkiye'nin çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutsunlar. Bizim tek ödün vermeyeceğimiz konu bu. Türkiye'nin âli menfaatleri, ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği bütün siyasetin üzerindedir. Eğer bu gelecek hangi formülasyonda daha iyi olacaksa, Türkiye'nin hayrına, faydasına hangisi daha iyi olacaksa biz o siyasi partiyle koalisyonu yapmaya hazırız. Ve dikkat ederseniz bugüne kadar hiçbir şekilde kapıları kapatmadık. Çünkü vatandaş bize o sorumluluğu yükledi. Aslında sadece bize değil, diğer siyasi partilere de sorumluluk yükledi. Gidin uzlaşın demek. Yani uzlaşma kültürü çıktı aslında 7 Haziran'da. Uzlaşın dedi. Ama maalesef şu ana kadar diğer siyasi partilerin tavırlarına baktığımızda ciddi manada bir uzlaşıdan uzak, kapıları adeta kapatan, sorumlu siyasetin dışında şahsi çıkarlarını ya da parti çıkarlarını daha üstün tutan bir tavır görüyoruz. Meclis başkanlığı seçimi gerçekleşti. Bir bağlamda da bu Sayın Bahçeli'nin tavrı, AK Parti'nin adayı İsmet Yılmaz'ın birinci seçilerek meclis başkanı seçilmesinde yol açtı diyebiliriz. Ne diyorsunuz? Hani bu bile sizin acaba AK Parti MHP olasılığını güçlendirir mi? Ya da bir şans tanır mı? Hayır, bunu o şekilde değerlendirmemek lazım. Zira meclis yasama organıdır. Yasama organı kendi mecrasında kendi seçimini gerçekleştirmiştir. Hükümet, koalisyon dediğimiz olgu ise
tamamen yürütme organını ilgilendiriyor. Dolayısıyla yasama organının bir seçimini, yürütme organının bir seçimi için bir pazarlık konusu görmek, bir ön şart olarak görmek doğru değil. Biz ta ilk günden itibaren adayımızı açıkladıktan sonra son ana kadar hep adayımızın arkasında olacağız dedik. Perde gerisinde, perde arkasında en ufak bir pazarlığın içerisine girmedik. Doğru davrandık, ilkeli davrandık. Aslında kazanmanın en önemli nedeni de o. AK Parti'nin ilkeli duruşuydu, doğru davranmasıydı. Hiçbir gayrimeşru dairede hareket etmedi. Meşruiyet sınırlarını hiçbir zaman ihlal etmedi. Dolayısıyla doğru olan, makul olan, ahlaki olan, erdemli olan neyse biz hep onu yaptık. Ve o neticede zaten bu seçimi Sayın İsmet Yılmaz AK Parti'nin adayı kazanmış oldu. MHP de kendi adayın arkasında olacağını ifade etti. Onlar da son turda zaten geçerse olacağını bile bile oylarını o şekilde kullandı. O da MHP'nin takdiridir. O siyasi partinin takdirine benim diyeceğim bir şey yok. Ama bunu bir pazarlık olarak görmek, bir ön şart olarak görmek hakikaten haksızlıktır, hadsizliktir. AK Parti hiçbir zaman böyle kirli pazarlıkların içerisinde olmaz. Hiçbir zaman perde arkasında gayrimeşru ilişkilerin içerisinde olmaz. Erdemli bir siyasi harekettir. Ahlaktan, meşruiyetten vazgeçmeden bugüne kadar geldi ve bundan sonra da yine aynı profilde ilkeli duruşunu inşallah sonuna kadar sürdürmeye devam edecektir. Teşekkür ederiz yerimize katıldığınız için. Koalisyon olasılıklarını daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü görevlendirme henüz bu hafta sonu gibi görünüyor eğer gerçekleşirse. Tekrar çok teşekkür ederiz yerimize katıldığınız için. Evet Seda Selik, söz yeniden sende. Ankara'nın meclisin gündemini aldık, sıcak gündemin nabzını tuttuk ve yurttan diğer haberlerle devam ediyoruz.